Günaydın, herkese iyi haftalar. Amerika tarafında ufak ufak yeni rekorları tazelemeye devam ediyoruz. Tabii bunun arkasından daha büyük bir hareket gelmeli. Yani daha sert bir yukarı yapacağımızı düşünüyorum. Elbette bunun önceki yıllarda olduğu gibi dümdüz bir yukarı hareket söz konusu olmayacaktır. Ama bu yeni zirveler veya marjinal yaptığımız yeni zirvelerin ana zirve olduğunu da düşünmüyorum. Daha yukarı seviyeler söz konusu olacak. Ama isterseniz şimdi iki ana endeksten yani S&P ve Nasdaq dışında diğer iki gösterge tarafına bakalım. Oralarda biraz daha zayıflık söz konusu çünkü. Dow Jones tarafına baktığımızda en yükseğin, kapanış bazında bakmıyoruz, en yükseğin gördüğünüz gibi 26.951 seviyesinde olduğu görülüyor. Aşağı yukarı 400 puanlık bir fark var. Bu tarafta hala gerideyiz diyebiliriz. Kapanış bazında yine baktığımızda 951'di. Burada görüyorsunuz 828. O tarafta da aşağı yukarı yine bir 280-300 puanlık bir fark var. Dolayısıyla %1'lik bir harekette Dow Jones tarafı da yeni zirvesini kaydetmiş olacak. Tabii daha göz ardı edilen ama bence aynı derecede önemli bir endeks. Russell'da görüntü biraz daha çirkin diyebiliriz veya çok daha geriden geliyor. Bunun tabii farklı sebepleri var. Elbette ticaret savaşının bir çözümle sonuçlanacağını düşünüyorsanız uluslararası şirketlere bakmakta biraz daha fayda var. Gelir tarafındaki artışı yetersiz görüyorsanız vesaire veya petroldeki yükselişin Amerikalı tüketici üzerindeki negatif etkilerini değerlendiriyorsanız farklı bir endekste olmanız lazım vesaire. Ama burada da gözüken o ki bir sıkışmışlık Russell tarafında söz konusu ve şu seviye aşıldığı zaman da burada da yeni bir zirve demesek bile, bu formasyon çünkü yeni bir zirveye götürecek kadar kuvvetli değil ama bir en azından 1700'lere doğru hareket yaratabilecek bir enerji birikimi olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla normal bir yukarı hareketten bahsetmek mümkün. Biraz daha risk alabilecek yatırımcılar açısından Nasdaq ve S&P'nin önden gidiyor olması gayet doğal. Orada da 3-4 tane işte geçen günde paylaştım 1 trilyon dolarlık şirket oluşmak üzere. Diğer taraftan da biraz daha güvenli veya iç piyasayı yansıtan endekslere baktığımızda daha zayıf bir görüntü görüyoruz ki aslında bu dört endeksin hepsinin birbirini teyit ediyor olması bence daha doğru olur. Biliyorsunuz Dow teorisine göre de onu da koyalım. Utility ile biraz sıkıştıralım. Ana endeksin birbirini teyit etmesi lazım. Bakın şurada henüz bir yeni zirve kaydedilmiş olmasına rağmen geçen seneye oranla Dow Jones tarafında yani endüstriyel tarafta yeni bir zirve söz konusu değil. Bu teori geçerlidir, geçersizdir. Herkesin ayrı bir fikri var ama teorinin kendisi üzerinden gidersek bir non-confirmation söz konusu. Endüstriyel endeks de burayı onayladığında tam olarak bir boğa piyasasından bahsedebiliriz. Aslında boğa piyasasının bitmesinden bahsetmiyoruz. Onun için daha net sinyaller gelmesi lazım. Burada Dow teorisine göre kesinlikle öyle bir sinyal almadık ama şu son zirvenin de çok fazla onaylanmadığını, şu aralar bir non-confirmation olduğunu söyleyebiliriz. Bu hafta neler var? Bu hafta oldukça önemli olacak. Cuma günkü dışı kuvvetli, içi biraz daha zayıf veriden sonra tabii PCE tarafı, enflasyon tarafı öne çıkmıştı. Bugün açıklanacak verilerde de elbette piyasanın en yakından takip edeceği veri olacak. Ardından biliyorsunuz Fed toplantısı söz konusu. Fed toplantısı tarafında elbette bir faiz artışı, faiz tarafında bir değişiklik beklentisi yok. Hemen sonrasında da gelecek olan istihdam verisi, özellikle ücret tarafındaki gelişme en önemli gelişme olacak. Şimdi sabahki mailde paylaştım ama çok kısaca şeyin üzerinden de gitmek isterim veya önce bir görüntüyü, tabloyu açalım. Şimdi şu tarafta bakarsanız üst bant 2.55, alt bant 2.25 ve bir de fazla rezervlere verilen 2.40'lık bir faiz oranı var. Şu andaki efektif yani piyasada işler durumunda olan Fed faizi kaç? 2.44 seviyesi. 2.44 seviyesi aslında
baktığımız zaman ilginç bir seviye. Çünkü her ne kadar piyasada işte Fed faiz indirecek tartışmaları yaşanıyor olsa da dönüp baktığınızda aslında Fed faizleri kendi elbette bandının içinde tarihin, yani tarihinin değil de faiz artışının başladığı dönemden itibaren bugüne baktığınızda en yüksek seviyesine geldi. Yani piyasada faiz indirimlerinin konuşulduğu bir dönemde Fed faizleri aşağı doğru değil yukarıya doğru itiyor. Bu neden önemli? İki nedenden önemli. Birincisi, nominal olarak faizlerin arttığını görüyoruz. İkincisi, bugün açıklanacak PCE tarafına elbette bakmak lazım ama enflasyonda gerçekten cuma günü gelen işaret gibi bir zayıflama varsa reel faizlerin de arttığını görüyoruz. Bu da ayrı bir sıkılaştırma anlamına gelecektir. Şimdi bizim asıl konumuz, yani bu FOMC'de tartışılması muhtemel asıl konu, şurada gördüğünüz bu açıklık spread olacaktır. Neden o olacaktır? Çünkü görüyorsunuz daha önceki dönemlerde, ne kadar geriye giderseniz gidin, faiz artışının başladığı dönemlere doğru geriye giderseniz gidin, çok net bir şekilde bu ikisi arasında bir fark vardı. Yani interest on excess reserves bir nevi tavan görevi görüyordu. Bakın çok açıktı. Sonra ne oldu? Bunları çok yazdım. Dolayısıyla üstünden tek tek gitmeyeceğim ama geçen senenin sonunda tavana yapıştı. Bunu tartışmaya başladık. Hatta bir ikinci indirim geleceğini söylemiştim. Nitekim yapmak durumunda kaldılar. Şimdi burada bir üçüncü ayarlama olacak mı? Yani 2.5'a 2.40'tı. Hatırlarsanız şurada tekrar açarsam. 2.5'a 2.40 olan görüntüyü 2.5'a 2.35 yapacaklar mı tartışması olacak. Şimdi o tarafta bir hareket gelir mi? Benim burada takip ettiğim gösterge New York Fed. Neden New York Fed? Çünkü paranın musluğun başında onlar oturuyorlar. Piyasadaki yorumlardan bir tanesi, sabah yazdığım gibi, vergi ödemeleri öncesi bir yükseliş olduğuydu ama zaten son çeyrekte tavana yapıştığımızı görüyoruz. Yani her durumda vergi ödemesi söz konusu olsa bile burada bir baskı olduğu çok net. Bunun tabii şu tartışmalar da var. Aslında daha fazla bilançosunu küçültmemesi lazım. Rezerv miktarı yeterli olmadığı için bunlar oluyor, tavana yapışıyoruz şeklinde. Ben New York Fed'in açıklamasını biraz daha doğru bulma eğilimindeyim. Neden? Dediğim gibi, çünkü musluğun başında onlar var. Kurumlarla daha yakında işlem yapıyorlar. Feedbackleri daha yoğun alıyorlar. Dolayısıyla onların tarafına baktığımızda rezerv tarafında bir problem görmediklerini söylüyorlar. Hatta bazı bankaların overnight piyasada ellerindeki rezervlerin bir kısmını sattıklarından bahsediyor. Konuşmanın içinde tabii grafikler vesaire de vardı. Overnight oranla bir ilişki kendilerinin görmediklerini söylüyorlar vesaire. Dolayısıyla bu toplantıda bu ayarlamayı yapmayabilirler ama bu ay, önümüzdeki dönemde de eğer bu farklılık devam ediyorsa, yani reel oranlar, pardon, efektif oranlar daha yukarıda seyrediyorsa, o zaman muhtemelen Fed burayı sabit tutarken burada 5 puanlık bir indirim yapmak durumunda kalacaktır. Bakalım ayın 1'inde yapacak mı? Yaparsa ne olur? Çok fazla etkisi olmaz hisse senedi piyasası vesaire üzerinde ama teknik olarak para piyasaları üzerinde vesaire önemli bir gelişme olur. Onu göz ardı etmemek lazım. Japonya biliyorsunuz kapalı. Çin tarafında da çok önemli bir hareketlilik yok. PMI'lar öncesi sakin bir seyir olduğunu görüyoruz. Asya'nın genelinde de hafif artılar söz konusu. Kore tarafı gayet iyi. Dolayısıyla moralli bir haftaya başlıyoruz gibi gözüküyor. Euro tarafına gelirsek, Euro tarafında yavaş yavaş 12'nin altına oturan bir Euro ile karşı karşıyayız. Yani kademeli olarak düşen, şurada görüyorsunuz devamlı daha düşük dipler yapan bir Euro ile karşı karşıyayız. İspanya seçimleri Euro açısından problem olabilecek bir noktada değil. Belki hani olumlu olarak diyebileceğimiz aşırı sağ veya sağ popülist diyebileceğimiz partinin çok büyük bir sürpriz yapmamış olması beklenenler ölçüsünde bir zafer kazandı. Dolayısıyla Avrupa Parlamentosu açısından bakıldığında problematik olmayan bir seçim sonucuyla karşı karşıyayız. Ama Euro'nun problemi tabii ki sadece
politika değil, asıl sorun ekonomik taraftan geliyor. Bu tarafta 11.70'ler artık kısa vadede önemli olacak. 12'lerin üzerine atarsa elbette pozitif olur. Atabilecek mi çok fazla bilmiyorum ama şu alt banda yapışmış olması yavaş yavaş biraz stres yaratacak bir gelişme. Buradaki pozisyonlanmalara bir göz atalım. Artmaya başlayan bir Euro short'la karşı karşıyayız. Henüz aşırı diyebileceğimiz seviyelerde değil. Muhtemelen daha da yükselecektir. Bu da bizi 1.07'lere doğru geriye çekecektir. O seviyeler 1.07-1.08 çok önemli seviyeler. Yani 1.10'dan daha önemli bir seviye 1.08 sonrasında olabilecekler açısından. Japon yeni tarafına çok fazla değinmeyeceğim. Sadece söyleyeceğim şey, biliyorsunuz burada bir sıkışma var çok net bir şekilde ve 10 günlük altın hafta nedeniyle de piyasalar kapalı. Dolayısıyla burada sert bir hareket görmemiz, TL kuru dahil olmak üzere kurlarda sert bir harekete de neden olabilir. Yani stopların çalışması vesaire gibi amacı dışında, olması gerekenin dışında bir hareketlilikle karşı karşıya kalabiliriz. Dolayısıyla hacimsiz olsa da yakından takip etmek lazım. Şuradaki 113'lü seviyelerin kırılması durumunda piyasalarda bir şey oluyor demektir veya tabii aşağı doğru geliyorsa o zaman da muhtemelen hisse senedi piyasasında önemli bir satışla karşı karşıyayız. Bu haftanın yine diğer bir Merkez Bankası toplantısı Bank of England tarafında olacak. Elbette kuru etkiler ama ben hala çok fazla pound tarafını tartışma niyetinde değilim. Yani pound'un 1.15'e geldiğini görürsem iki elimle dalarım ama onun dışında burada işte beklediğimiz oldu, şu oldu, bu oldu demeyeyim. Gereksiz görüyorum. Çünkü çok fazla politikayla bir arada ilerleyen bir kura bakıyoruz. Dolayısıyla gerçek anlamda ne olduğunu, nasıl hareketlilik olduğunu tespit etmek de en azından benim yeteneklerim açısından çok fazla mümkün değil. Altın tarafında cuma günü olumlu bir seyir gördük. 1280'in üzerine çıkması bence de pozitif ama hala ben dip yaptı, hareket bundan sonra bitti demek için biraz erken olduğunu düşünüyorum. Gümüş tarafında 200 günlük ortalamanın, şunu üzerine atarsam, üzerine çıktığını görüyoruz. Bu da altını destekleyen bir diğer gelişme. Ama hala gümüşün çok fazla liderliği ele aldığını söylemek mümkün değil. Dolayısıyla biraz da bu nedenle ben buradaki taban oluşumunun artıp artmadığından çok emin değilim. Yine videonun başına dönelim. Reel faizlerde de bir artış var. Bugünkü tabii PCE'yi de görmek lazım ama böyle bir durumda altın üzerindeki baskının devam etmesini beklemek çok şaşırtıcı olmaz diye düşünüyorum. Şurada hemen CFTC pozisyonlarına bakalım. Geçtiğimiz hafta hatırlarsanız hızlı bir şekilde azalma söz konusuydu. Yine benzer bir durum söz konusu. Çok yüksek bir long pozisyondan azalma söz konusu değil. Henüz yeni rekor seviyelerde shortlar da söz konusu değil ama daha önceki dip seviyelere de yavaş yavaş geliyoruz. Dolayısıyla bu seviyelere gelmemiz durumunda altının biraz daha aşağı seviyelerde denge bulması söz konusu olabilir. Ama bu seviyelere geldikten sonra da genelde kuvvetli dönüşler oluyor. O açıdan da aslında pozitif bakabiliriz. Gümüş tarafına da hemen göz atalım. Gümüş tarafında geçtiğimiz 23'ü itibariyle gelen satışla beraber yeniden eksiye geçmiş long pozisyonlarla karşı karşıyayız. Burada da 3 aşağı 5 yukarı baktığımızda altında aynı durum söz konusu diyebiliriz. Petrol tarafında tabii Trump'ın da yoğun desteği neticesinde İran hareketinin tamamını geri verdik. Teoride olması gereken de buydu. Yani haber kaynaklı bir yükselişin tamamının geri verilmesi. Altında vesaire de genelde bu olur. Hafif jeopolitik gerginliklerin ardından genelde görürüz bunu. Burada tabii Trump'ın da katkısını yansıtmamak lazım.
Şurada 200 günlük ortalamayı da eklersem biraz daha geri çekilmesini son videoda söylemiştim. Şuradaki tepenin kırılması durumunda biraz daha geri çekilmesini beklerim. Yani 61 seviyelerine doğru bir geri çekilme söz konusu olacaktır. Tabii Bitcoin'de olduğu gibi burada da işte bir Golden Cross'a doğru gidiyoruz. Hatta bazı göstergelerde gittiğimizde söylenebilir. Açıklanan kuyu sayılarına hemen bir bakalım. O tarafta da görüyorsunuz fiyattaki artışa rağmen kuyu sayılarında sert bir gerileme söz konusu. Bu görece yani sert diyebiliriz ama fiyatları da destekleyecek bir gelişme olacaktır. Yani aşağısının da çok aşırı açık olduğunu söyleyebilmek mümkün değil. Ama hep söylüyorum, bence 55-60 aralığı bunun sağlıklı seviyeleridir. Şu andaki global gelişmelere de baktığımızda gümbür gümbür yukarı gitmesini gerektirecek işte Hürmüz Boğazı'nın kapanması vesaire gibi bir durum söz konusu değilse gerektirecek bir temel görüntü de söz konusu değil. Amerikan yıllıklarına gelirsek cuma günkü kuvvetli, dışı kuvvetli içi zayıf diyelim verinin ardından ağırlıklı olarak enflasyon deflatör göstergelerinin fiyatlandığını gördük ve 2.50'lere doğru bir geri çekilme söz konusu. Buradaki ben fiyatlamanın doğru olduğunu çok fazla düşünmüyorum. Bence biraz daha yukarı tekrar 2.30'ları pardon 2.73'leri test edecek bir hareket yaşanması gerekiyor. Haftalık olarak da şuna bir göz atalım. Aynı zamanda pardon henüz sıkışma tamamlanmış değil. Dolayısıyla hemen hareket gelecek demek doğru olmaz ama burada da yavaş yavaş bir sıkışma görüyoruz. Tabii diğer bir gelişme sağlık açısından baktığımızda, yani bono piyasasının ve ekonominin aslında sağlığı açısından baktığımızda 2 yıllıkla 10 yıllık arasındaki spread'in yukarıya doğru hareket ediyor olması. Geçtiğimiz günde cuma günde konuştuk. Şuradaki ana trend açısından baktığımızda bu hareketin çok önemli bir hareket olduğunu, çok büyük bir hareket olduğunu söylemek elbette mümkün değil. Aşağı yukarı görüyorsunuz 266 bas puandan geldiğimiz seviyeler 21 bas puan ama kısa vadeli şu düşüş trendini kırmış olmamız, burada bir taban oluşup geçtiğimiz Aralık ayında resesyon hisselerinizi satın korkusunun pompalandığı döneme oranla biraz daha yukarıda bir ufak dip yapıp şuradan kurtulmuş olmamızı ufak da olsa önemli pozitif işaretler olarak görüyorum. Zaten böyle olması gerektiğini de 14'ler civarında söylemiştim. Aşağı yukarı o seviyeden itibaren de yukarıya doğru bir hareketlilik olduğunu görüyoruz. Bu getiri eğrisinin normalleşmesi anlamına geliyor. Ne kadar normalleşti o tarafa da bir bakalım. Şu sektörde hala net bir şekilde problem olduğunu görüyoruz. Ama 3 aylıklarla 10 yıllıklar arasındaki ilişkide çok ciddi anlamda çarpılmıştı. Bunun da nihayetinde çözüldüğünü görüyoruz. Dolayısıyla şu sektör biraz daha toparlanırsa resesyon tartışmalarını da geride bırakabiliriz diye düşünüyorum. Bitcoin tarafına gelelim. Bitcoin tarafında cuma günkü gelişmeden kendisini çok fazla kurtaramadı Bitcoin. Sert bir satış yedik. Dediğim gibi ben bunun çok problematik olacağını zannetmiyorum ama yukarı hareketinde tabii momentumu ciddi anlamda bozulmuş oldu. Şu anda 200 günlük ortalamanın üzerindeyiz. Yalnız burada beni rahatsız eden bir şey var. Evet, şu eğer açılırsa. Şimdi şu görüntü ki CoinMarketCap'ten alıyoruz ve onlar da genelde elemeye çalışıyorlar. Yani şu bakın o yıldızlar için kendilerinin koydukları bir şey var. Fiyat dışarıda tutuluyor. Volume dışarıda tutuluyor. 3 yıldız olduğu zaman da ciddi anlamda bir piyasadan farklılık söz konusu. Dolayısıyla tamamını uzakta tutuyorlar. Şu anda baktığımızda bakın 5.015 seviyeleri de var ki fiyatı kendi paylaştıkları fiyatın dışında tutuyorlar bu durumda. 5.500 de var.
5183 var, 5300 var, normalde 5300 civarında. Volume tarafına bakıyorsunuz, ilk ikideki volume'u dışarıda tutmayı tercih ediyorlar. Dolayısıyla şu çok sağlıklı bir görüntü değil. Yani bu genel olarak borsalar arasında bu kadar farklılık olması. Bir ara hatırlarsanız bu çok kuvvetli gittiği dönemde çok ciddi arbitraj yapıyorduk. Yani oradan çok ciddi para kazanıyorduk bizim Türkiye'deki borsalar dahil olmak üzere. Ama bu sağlıklı bir fiyatlama mekanizması değil. Dolayısıyla şu görüntüde benim çok hoşuma gitmiyor. Çok sağlıklı bir hareket değil. Bunu bir tarafa bırakırsak bu taraftaki vadilerdeki görüntü nasıl? Oraya da hemen bir göz atalım. Maalesef burada da biraz şortların artması görüntüsü söz konusu. Görüyorsunuz yeni dipler yapıyoruz. Bir yandan ben bunu pozitif karşılıyorum. Eğer ki şu satıştan gelen ivme tekrar aynı yükseliş haline dönerse, yani tekrar bizi 5250'nin üzerine atabilirsek, o zaman yeniden 6200'leri tartışıyor olacağız ki bence şu anda ana hedef hala 6200. O zaman bu şortların da şimdilik aşırı diyebiliriz. Bu şortların da dönüp alma durumu söz konusu olabilir. Dolayısıyla evet, temkinli olarak bakıyorum. Çok hoşuma giden bir görüntü değil. Yükselişi satış olarak kullanıyor olması spekülatif camianın, ama cuma günkü haberi göğüsleyebilecek, yani petroldeki gibi petrolün tersi bir hareketle yukarıya doğru gidebilecek bir Bitcoin şuradaki arkadaşları da ciddi anlamda rahatsız edebilir diye düşünüyorum. TL tarafında bilmiyorum söyleyecek ne kadar yeni bir şey var. 5.95 seviyesindeyiz. 93'lere kadar gerilemiştik. Buradaki tabii S400'ler veya ben olacağını düşünmüyorum ama seçimin tekrarı gibi gelişmeler elbette ayrıyeten buraya negatiflik yaratabilecek gelişmeler. Ama ana konumuzun bizim ekonomi olması lazım. Bu açıdan da baktığımızda 6.20'lere doğru buradaki teknik görüntü baskı yapabilecek nitelikte. FOMC toplantısının çok etkili olacağını zannetmiyorum ama dikkat etmemizde fayda var. Çünkü görüntü o ki Aralık ayına oranla bakarsak ticaret anlaşmasına yaklaşmış durumdayız. Ekonomide bir yavaşlama söz konusu olmadı ama çok sağlıklı bir 3.2 ile karşı karşıya değiliz. Enflasyon tarafındaki beklentilerde çok önemli bir değişiklik yok. Dolayısıyla Fed'in herhangi bir agresif, yani şahin veya güvercin olmasına gerek yok. Ama kur o kadar hassas bir noktadaki biraz bir toparlanma, belirsizlik ortadan kalkıyor tarzı bir açıklama gelirse burada sert bir hareket söz konusu olabilir. Dolayısıyla dikkat etmekte fayda var. Ne zaman rahatlarız? Açıkçası önce 5.85'in altına geri gelmemiz lazım. Onun altına gelmediğimiz sürece buradaki sert yükselişin bir düzeltmesi olarak kalır, ama 85'in altına gelebilirsek, tekrar eski bandın içine dönebilirsek, o zaman biraz daha pozitif yorumlamamız söz konusu olacaktır. Tekrar söylüyorum, ben dolar tarafında, global dolar tarafında baktığımızda çok kuvvetli bir rally ile karşı karşıya olacağımızı düşünüyorum. Dolayısıyla bizim iki cephede birden savaşmamız söz konusu. Herkese iyi haftalar diliyorum.